zaman burada Koşuk'ta anlatılan o dönemin tüm gerçekliği, o dönemin hissini bize vermesi noktasında önemli mi? Bak, kültürümüzde doğaya, ağaca, çiçeğe, böceğe şöyle bakıldığında çok ciddi saygılarımız var, değil mi? Ağaç motifi mesela birçok edebi eserde, destanlarda, hikayelerde, her tarafta kendini ne yapıyor gösteriyor. O zaman doğayla iç içe olan bir kültürde doğanın bu kadar güzel bir şekilde ve ön planda merkeze alınarak anlatımı çok da normal karşılanması gerekiyor, değil mi? Doğayla iç içe göçebe kültürün içerisinde en önemli şey doğadır. Doğa ve insana sunduklarıdır. Öyle değil mi? Ve ona ayak uydurmuş olan insanın duygularıdır. İşte sözlü dönem İslamiyet öncesi Türk kültüründe doğanın hakimiyetini ve doğanın insana verdiği veya işte insanı zorladığı durumlar şiirlere ne yapmıştır? Konu olmuştur. Mesela yiğitlik, bugün yiğitlik kavramını çok farklı şekillerde de kullanabiliyoruz. Gidiyor kocaman bir tane bütün bir ovaya yetecek av avlıyor. Kocaman ne olabilir? Geyik avlıyor mesela. Şimdiki şey de yok ama o dönemde var. Ya da ne bileyim domuzlar var mesela, yenmiyor ama domuzlar hayvanlara, kurtlar zarar veriyor. İnsan onu ne yapacak? Hem kendini koruyacak hem hayvanını koruyacak. Ona karşı savaşçı bir neyi olacak? Ruhu olacak. Ona göre iyi at binecek. Bak, kültürde, bu kültürde at ne kadar önemli. Sadece bir ulaşım aracı olarak değil, at Türklerin her şeyi. At üstünde uyudukları, at üstünde bir yerden bir yere gittikleri, avlandıkları. Yani kültürü ne yapamayız gençler? Yadsıyamayız. O günden bugüne taşınan değerleri de ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım. Yani bugünlere gelişle o günleri bugünlere geliş o günleri yaşamaktan geçiyor. Bunu demeye çalışıyorum yani. Bugünlere o günlerden yine atmış olduk, gelmiş olduk. Değişen dünya ile beraber kültürler, anlayışlar, hayatta bakışlar, ekonomi, yerleşik yaşam, bak Uygurlar döneminde oluyor. Bu sefer göçebe kültürü ufak ufak herkes olmasa da bak tamamen bitti diyemeyiz. Çünkü bak günümüzde bu yörüklerin bu kültürü devam ettiriyor olması günümüze kadar bu kültürün taşındığının bir göstergesi mi? Evet hocam. Evet, yani bu bölge onu çok iyi ne yapıyor biliyor. Diğer bölgelerde de yapılıyor ama yörükler genelde Akdeniz. Öyle değil mi? O kültürün neleri? Değerleri şöyle bakıldığında. O zaman göçebe kültüre ait olan şu 6. sorudan itibaren dönemin gerçekliğini yansıtması noktasında okuduğumuz metin tam da o gerçekliği bize ne yapıyor? Veriyor. Göçebe kültürde doğanın neler sunduğunu, o çetin şartların insanı nasıl zorladığını, çünkü gelişmişlik bugünkü gibi. Mesela sadece o sözlü edebiyata gitmeye gerek yok gençler. Bölgesel olarak da şöyle bir bakın. Doğu Anadolu, şimdi kar yağışları başladığı andan televizyona yansıyor. Bu bölge gençleri pek anlayamayabilir. Çünkü bilmiyor. 6 ay diyor köyle şehrin yolları kapalı. Bir hayal edebiliyor musunuz bunları? Kar yağışı yüzünden. Açılması günler alıyor. Hastan varsa vay geldi haline. Bunları anlayabiliyor muyuz? Biz şimdi merkezde, oh mis gibi bölgede yaşıyoruz. Empati kurduğumuzda ne zorlukların olduğunu görebiliyor muyuz birçok bölgede? Hı? Bunu demeye çalışıyoruz. Bak, doğa insan karşısında her zaman üstün. Ama günümüz yaşadığımız dönemde doğaya hakimiyeti insan kurmuş ve onu da ne yapmış? Kirletmiş, onu bozmuş, ekolojik dengesini de bozmuş. Doğa ara ara böyle intikamsal şeyler alıyor. Sel felaketleriyle, ne bileyim, deprem doğal bir olay. Şöyle depremi de dahil edebiliriz ama o doğal bir durum. Ama depremin yıkıcı oluşu gene insanın kafasızlığından, öyle diyeceğim, kaynaklı. Orman yangınları, hiç doğal anlamda böyle bir, çok nadirdir. Bir şimşek bir yere düşmüş, yıldırım düşmüş, orman yangını çıkarmış. Duydunuz mu hiç yakın zamanda? Hayır.
Duymadık. Neyden duyduk? Neyden? Bu bölgede mesela geçtiğimiz yıllarda çok ciddi o Manavgat Köprülü Kanyon'un olduğu yerde çok ciddi bir yangın çıkmıştı. Biz de buradaydık. Neden oldu acaba o yangınlar ya? Cahil, İnsan. bilinçsiz kesim, insan faktörü tabii ki de. Bunun bir sürü nedenleri olabilir. Yani ne olur? Dikkatsizliği, cahilliği olabilir. Öbür taraftan belki o bölge çok değerlenmiştir turizm açısından. Orman evleri falan yapılabilir. Şimdi çok konuşmak istemiyorum o konuda da. Yani anladınız siz ne demek istediğimi. Doğaya geçmişteki olan saygı bugün ağaçlar, ormanlar her taraf yakılıyor, yıkılıyor, kesiliyor. Yerine neler yapılıyor? Yeşilin yaşadığımız ilçelere de bakın ya. Seriye de bakın. O kadar şöyle parklar yapılıyor, ağaçlar dikiliyor. O kadar mutlu oluyoruz ki. Ama onun yanında eski okulumuzu hatırlıyor musunuz? Siz orada hiç oldu mu ya? Ders işleyebildiniz mi? Eski Hayır. okulumuz. Hayır Bak hocam, mesela yeniye ama geldim. yerini biliyorsunuz değil mi? Yerini biliyor musunuz? Evet. Mesela oranın altı ormanlık. Benim de mahallem orası zaten. Ormanlık alan. Mesela orada o çam ağaçlarının oluşu demek ki bu bölge eskiden tamamen çam ağaçlarıymış. Mesela Kadriye'deki o hani beach parkın olduğu yerler var ya piknik alanları. Mesela ormanlık alan her taraf. Her ne kadar yavaş yavaş daraltılsa da küçültülse de demek ki bu bölge geçmişte daha farklı bir durumda mıymış? Ama şimdi her yer betonlaşmış. Yani bundan bile bir şiir ortaya çıkarılabilir. Üzüntümüzü dile getiren doğanın katledilişi, yok edilişi ve insana geri dönüşleri noktasında birçok şey yazıda yazılabilir, şiirde yazılabilir. Öyle değil mi? Hissettiğimiz şeyler. Bunu demeye çalıştık. O zaman bu şiirde de o dönemin gerçekliği tamamen yansıtılmış. Göçebe kültürün, Türk kültüründeki yeri, önemi fazlasıyla ortaya konmuş. İlkbaharın gelişi törenlerle, şenliklerle, şiirlerle ne yapılmış? Kutlanmış ve de bu durum, bu duygu edebi eserlere de ne yapmış? Yansımış. Bunu demeye çalışıyoruz kısaca. Evet, söylemiştik ama gene üzerine mi geçelim? Metinde ahengi sağlayan unsurlar. Nazım birimi. Hemen şiire bir bakalım. Nazım birimi ne olarak karşımıza geldi? Hemen burada da siz konuşun canım. Dörtlük olarak. Ölçüyü bulmuştuk. Hemen gene ne yapıyoruz? Dizedeki ünlü harfleri sayıyoruz. Kaçlı ölçü demiştik? Onu da Yedili. söyleyelim. Yedili hece ölçüsüyle yazılmış. Zaten koşukları yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsüyle yazılır diyordu. Kafiyelere bakalım. İlk dörtlükte ne demiştik? Yarım kafiye, S sesine, neyün, nayın, nayılların da ne olduğunu söylemiştik. Redif demiştik. Kafiye düzeni noktasında da şöyle diyordu. Kafiyelerin içine şöyle bir bakarsanız bazı u, ü seslerinde diyordu ki düz uyak A-A-A-B, A-B-A-B veya A-B-C-B şeklinde de ne yapılabilir? İlk dörtlük olabilir diyordu. Dedim gene sistem mi attı, ne yaptı beni? Evet, aliterasyon olarak da her dörtlükte şekil olarak incelemişti. K-N birinci dörtlükte, ikinci de K-Ş. Dün yaptık bunları. Y-Ç-Z-L-N olarak da karşımıza ne yaptı? Geldi. O zaman ahenk unsurları dediğimizde nazım birimi, ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans bunları aklımıza kafiye düzeni ne yapacak? Aklımıza gelecek mi? Mesela bir şiir verildiğinde bütün bu yedinci sorudaki maddeleri yapabilir miyiz? Evet. Batuhan evet dedi. Diğerleri? Evet hocam, yaparız. Yaparızsınız. Tamam. O zaman hadi bakalım. Dil bilgisine bir bakalım. Bu sefer de siz. Ben şimdi okuyacağım cümleleri sırayla noktalama işaretlerini sizler yerleştiriniz. Yağmur uzun süredir yağmaya devam ediyordu. Evet. Nokta. Nokta. Nokta neden? Çünkü cümle tamamlandı, öyle değil mi? Bir de nokta sonrasında gelen cümle nasıl başlamış? Büyük Böyle harfle. görün. Büyük harfle başlamış. Evet. Her yer yeterince ıslanmıştı. Tıpkı onun gibi. Bu devrik bir cümle mi? Yüklemi yerine göre devrik bir cümle ama tamamlanmış. Ne diyeceğim? Nokta. Nokta Nokta. diyeceğim. Vallahi inşallah biliyorsunuz ya da bir yerlerden bakıp yaptıysanız da artık yapacak bir şey yok. Bana ne? Bildiğinizi düşünerek ben ne yapacağım soracağım size. Bakın dil bilgisinde fiil imsileri net olarak işledik. Farkındaysanız noktalama işaretleri
yazımla ilgili şeyler sürekli etkinliklerde çıkıyor. Bu sizin sorumluluğunuz. İlerleyen zamanlar şöyle bir baktım, konu olarak isim tamlamalarıyla, sözcük türleri isim tamlamaları olarak geçiyor. Ta ki Aralık ayında da, ama biz işleyeceğiz bunu bir ara. İsim tamlamaları, yazım ve noktalama diyor gene. Yani bunlar bu senenin dil bilgisi konularından bazıları. Şimdi yaptığımız işlem de sizin sorumluluğunuz olur. Evet, şöyle bakıyoruz. Yağmurlu havalarda şemsiye taşımayı sevmezdi. Burası bir cümle mi? Evet. Öyle bir düşünelim. Ondan sonra nasıl başlamış? Küçük harfle devam etmiş mi? Her Evet. şeyiyle doğanın içinde olmayı severdi. Şimdi bakıyoruz. En sona her şeyle doğanın içinde olmayı severdi. Hangi noktada mı işareti? Burası net. Virgül. Neresi? Severdi Her nokta. şeyiyle severdi nokta. Yağmurlu havalarda şemsiye taşımayı sevmezdi. Her şeyiyle doğanın içinde olmayı severdi. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım. Böyle tesadüf olmasın bakalım, nasıl biliyorsunuz siz? Şimdi bu cümleye baktığımızda cümle türüne göre nasıl bir cümle bu? O virgülü boşuna koymayacağız oraya. Sıralı Cebe. mı? Sıralı. Evet, kaç tane şeyimiz var, yüklemimiz var? İki tane cümle değil mi? Evet. Sevmezdi, severdi. İki tane. Şimdi virgülü ya da noktalı virgülü burada düşünmemiz lazımdı. Cümlenin herhangi bir yerinde bir virgül var mı? Yok. Yok. Yoksa o zaman sıralı cümleyi biz neyle ayıracağız? Virgülle Virgül. ayıracağız. Ama diyelim ki yağmurlu havalarda virgül şemsiye taşımayı sevmezdi. Her şeyiyle doğanın içinde olmayı severdi. Böyle olsaydı nasıl olacaktı? Oraya ne Nokta. koyacak? Noktalı virgül koyacak. Tamam mı? Anladık değil mi? Burayı biliyoruz. Biliyoruz. Peki doğayla bütünleşmek, onun umudunu yeşertirdi. Ona yaşama sevinci aşılardı her zaman. Şimdi bir, iki, üç tane ne var? Noktalama işaretini koyacağımız yer var. Bakalım. Şimdi yeşertirdi yüklem mi? Ben, ona yaşama sevinci aşılardı her zaman. Aşılardı da yüklem mi? O Evet. kısım bir sıralı cümle mi şöyle? Ama bütünleşmek bir fiilimsi karşımıza geldi mi? O zaman ben ne yapacağım? Hangi noktalama işaretlerini koyacağım buraya? En son belli zaten. Her zaman nokta. Ora bitti. Ama hem virgülü hem noktalı virgülü burada benim kullanmam lazım. Nereye koyacağım onları? Noktalı Bütünleşmekten virgül. Sonra noktalı virgül. Evet. Yetiştirdiler sonra da virgül. Çünkü mesela doğayla bütünleşmek onun umudunu yeşertirdi. Burası bir cümle mi? Birinci cümle. Evet. İkinci cümle. Ona yaşama sevincini aşılardı her zaman. Yüklemin yerine göre devrik ikinci cümle. Aşılardı, yeşertirdi. Bunun bir sıralı cümle olduğunu ne yaptım ben? Fark ettim. Şöyle bakıyorum. Noktalı virgülü tabii ki de fiilimsiden sonra ne yapmam lazım? Kullanmam lazım. Sıralı cümleleri de birbirinden virgülle ne yapıyorum? Ayırıyorum. Evet. Şöyle bakalım. Bu sefer de öyle olmuştu. Yargı tamamlandı mı? Evet. Ne diyeceğiz? Nokta. Nokta. Yağmur yine her şeyi yerli yerine koymuştu. Umudunu, sevincini. Örnekler var. O zaman Nokta. neşesini ne yapacağım ben? Nokta. Üç Noktalı nokta. şimdi. Yağmur yine her şeyi yerli yerine koymuştu. Orayı bir es geç şimdi, atla. Umudunu, sevincini, neşesini. Ve devam ediyor zaten. Bir örnekleme yapılmış mı? Sayıp dökme diyoruz biz buna. Sayıp dökme ne demek? Örnekler verilmesi. Örnekler arasına da biz ne koyuyoruz? Ne Virgül. koyuyoruz? Virgül. Virgül. O zaman umudunu virgül, sevincini virgül, neşesini demiş. Orada bitirmiş neşesine. Daha bunu ne yapabiliriz? Devam ettirebilir miyiz gençler? Evet. Evet. Devam. O zaman oraya üç nokta koyduk. O halde yağmur yine her şeyi yerli yerine koymuştu da virgülleri kullandığımız için ne gelecek? Noktalı virgül. Noktalı virgül gelecek. Tamam mı? O zaman kafadan atmıyoruz bazı şeyleri. Anladık mı? Bir de noktalı virgülden sonra bak, Hocam. koymuştu. Koymuştu. Doğayla bütünleşmek. İki kere kullandık ya noktalı virgülü. Nokta değerinde olmayan noktalama işaretidir.
ve arkasından gelen kısımlar küçük harfle başladı mı? Başladı mı? Mesela iki Evet. noktayı niye koymadık? Koymadık. Noktalı virgül. Tamam mı? Kim bir şey soruyordu, ben devreye girdim. Böyle. Biri bir Hocam, şey. Efendim. ben sormuştum hocam niye iki noktasız olmayacak diye ama siz söylediniz. Açıklama değildi ya bak mesela. Umudunu, sevincini, neşesini. Aslında o her şeyi yerli yerine her şey dediği umut, sevinç ve neşeydi. Onu ne yaptı? Hop 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 sıraladı. Tamam mı? İki nokta Tamam. açıklama yapmadı ki. Sıralama yaptı. Şöyle bakıldığında. İki nokta olsaydı tamam, iki noktadan sonra eğer cümle değerinde değilse küçük harfle başlar gençler. Ama iki noktadan sonra cümle ise mecburen büyük harfle ne yapacak? Başlayacak. Tamam. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sıra sizde demiş bakalım. Sıra sizde her zaman olmuyor ama sıra sizde. Aşağıda Ahmet Hamdi Tanpınar ile Ahmet Kutsi Tece'nin şiirlerinden parçalar verilmişti. Bu parçalar şemalarda verilen başlıklara göre karşılaştırınız. Birinci metin tema olarak şöyle hemen bir okuyalım mı? Kim okumak ister? Mavi maviydi gökyüzü adlı şiiri. Elif Azem Hanımlar, sesinizi bir duyalım. Elif Azem okusun. Yakaladığımız an hemen okutuyoruz. Evet. Elif Azem, duyuyor musun kız? Yoksa açtın yok musun? Duyuyorum. Duyuyorsun. Karabatak Ama gibisin. Varsın yataktayım. biliyorsun. Efendim? Yataktayım hocam. Güzel. İyiymiş. Okumana engel mi bu durum? Kalkıp şimdi kitabı bulmam lazım. Ha, sen sadece dinliyordun seni. Evet, o zaman bizim Evet. zamanımız yok. Elif Nur, sen okur musun? Okuyayım. Evet. Maviydi gökyüzü, bulutlar beyaz, beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içine ne garip yazdı. Garip güzel, sonra mahzun, ışıkla yağmur beraber. Bir türkü ki gamlı uzun ve sen gülünce açan güller. Beyaz, beyazdı bulutlar, gölgeler buğulu derin. Ah hiç dinmeyen rüzgar ve uykusu çiçeklerin. Mor aydınlık bir çınar veya kestane dibinde mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Evet. Şimdi tema ile ilgili konuşmadan önce maviydi, yazdı, şöyle bakayım, beyazdı, şeyleri okudum. Mesela bunlar hangi zamanda kullanılmış? Geçmiş. Geçmiş zaman, hep. Yani şu an anlatmıyor, değil mi? Bizim Ahmet Hamdi Tanpınar, maviydi gökyüzü. Maviydi gökyüzü. Bulutlar beyaz beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içinde ne garip yazdı. Ne garip yazdı deyince bu garip yaz gelmiş geçmiş mi? Evet. Geçmiş zaman, yani bir anılardan oluşan bir şiir çıkmış mı ortaya? Çıkmış. O zaman tema olarak bu şiirle ilgili ne diyebiliriz biz? Ne deriz? Şairin neyi var geçmişe dair? Neler Özlemi var? var. Özlemi, geçmiş yazdaki duruma karşı hisleri var, değil mi? Geçmişi ne yapıyor şair? Özlüyor. Buradan da anladık mı? Şuradan aldık mı? İçinde ne garip yazdı? Bak, geçmiş ne garip yazdı. Yani bunu dedi, yazdı demez, değil mi? Mesela o an yaz mevsiminde ve o anı anlatsaydı orada kullandığı zaman şimdiki zaman olur muydu? Yani Ahmet Hamdi Tanpınar geçmişe ait bir takım duyguların geri gelmesini mi istiyor? Geçmişi özlüyor. Öyle Aynen değil mi? hocam. Şimdi tabiat odama bir bakalım. Onu da Neriman okuyabilir misin? Tabiat odam. Zaten de ders bitiyor mu? Ne yapıyor ya? Evet hocam, her an kapanıyor. Bitti bitiyor. Severim kırlarda ben yaşamayı 12 ay. Aslında bu iki dizeden ne anladık?
Bu tabiat odam, bu insan. Severim kırlarda ben yaşamayı 12 ay. Seneyi bir seneyi ortaya çıkarttı mı? Ne demek istiyor bu adam? Ya da kadın. Ahmet Kutsi Dejer ne demek istiyor? Severim kırların yeşil göğsünü, bütün süsünü. Ne Doğayı diyor? sevdiğini anlatıyor. Doğayı seviyorum diyor. Ve o doğanın kendine ne yapıyormuş bakalım. İstemem başımın üzerinde dam. Tabiat o dam. Bak o da insanın en mahremidir. Ama şair burada ne yapıyor? Doğayı evi gibi görüyor. Öyle mi? O kadar çok seviyor ki. Ve diyor ki topraktan başka bir yatak, kuşlarda savrulan incecik tüy, üstümde örtü ve aydan kırpılan bütün yıldızlar rüyamda kızlar seni. Her sabah neşeyle uyanan bir eş, koynunda güneş, dallarda ötüşen kuşlar kabilem, bilmezler elem. Bilmezler elem, elem üzüntü demek yani bu böylesi bir dünyada yaşayan sıkıntı, keder, hiçbir şey ne yapmaz? Bilmez diyor. O zaman diyor ki doğayı, tabiat odam dediğine göre doğa sevgisi ve bu Ahmet Kutsi Tecer'e hissettirdikleri olarak ne yapıyoruz? Karşımıza geliyor. Tabiat eğil alışları noktası.